yerine ise kaçıp gitmişti Levent abi Max Kruse. Yani sonuçta bundan dolayı Fenerbahçe UEFA'dan belki bir ceza alabilirdi veya yasak gelebilirdi. Sorunu çözmüş Fenerbahçe. Yani 4,5 milyon euro zaten verecekti. Büyük bir ihtimalle zaten kurallar hep futbolcudan yana ya, biliyorsun. Bosman kanunundan sonra. Değil mi? Bu parayı ödeyecek. 4,5 milyon euro da az bir para değil yani. Demek ki Fenerbahçe uzlaştılar. Bu peşin mi ödenecek yoksa taksitle mi ödenecek? Taksit. Ona bir bakmak lazım. Taksit, ama bir de şu var. 18 milyonluk dava açmıştı Fenerbahçe. E ne oldu? Davadan geri çekti, evet. O zaman. Demek kazanamayacağı için geri çekti. Evet. O da bana öyle geliyor. UEFA diyor ki, evet. FIFA, UEFA ne varsa hepsi futbolcunun yanında. Tamam, o yüzden dolayı Serdar'cığım. Pandemide bile sana acımadılar, kulüpleri acımadılar. Aynen. Demek ki kulüpler bundan sonra oyuncu alırken menajerlere söyleyecek, arkadaşlar getirdiğiniz adamlarla bu şekilde ayrılacaksak sonuçta bir şey sıkıntı oldu. Kafasına göre gitti. Ne dediler o zaman hukukçular? Ya bu adam bu riski nasıl aldı dediler ya. Çok büyük kumar oynuyor dediler. Meğersem adam Rus ruleti oynamış abi. Zaten bunu sormadan evvel hareket etmez diye düşünüyorum. Ben böyle ya. Bir şey görmedim. Çünkü bak sana pandemide bile acımıyorsa kulüplere, artık bundan sonra kulüpler düşünsün nasıl yol haritası çizeceğine. Öyle getiriyorsunuz 4 milyon eurolar, 5 milyon eurolar. İşte medyada yazıyor, bravo ne güzel hava atılıyor transferde. Ama giderken giden para Fenerbahçe'nin parası değil ki, bu ülkenin dövizi gidiyor. 4,5 milyon euro gidiyor, 18 milyonluk dava açmış. O zaman Ali Bey'in açıklaması vardı. Evet. Yani kazanacağını söylemişti. Ali Bey'in yönetiminin büyük hatası var bu işte. Hem bu ekonomik sıkıntıda, dar boğazda böyle bir işte FIFA'lık oluyorsun ve kaybediyorsun bunu. Yani o zaman söylemiyle şimdi uygulanan gerçek aynı değil. Oynamadığı sezonların parasını alacak, tabii. Değil mi? Bir de oynamadığı sezonların parasını alırken bir takımda da oynayıp para kazanacak, değil mi? FIFA, UEFA niye futbolculara bu kadar kıyak yapıyor? Bir de pandemi dönemi Serdar yani söyledi ki. Yani niye bu kıyak yapıyor? Bir de pandemi döneminde. Ben böyle bir şey görmedim. Kulüpler bir de FIFA gerekli desteği de vermedi ekonomik olarak. Çünkü hocam Bosman yasasından sonra bütün bu yapıları hepsini futbolcular ve menajerler ele geçirdi. Onların artık borusu ötüyor. Vallahi ben sen futbolcu olsam. Üretim futboluna geçeceksin. Altyapıların var, bilmem neler var. Beşiktaş basketbol takımı çaresizlikten gençleri oynatıyor. Bak neler yapıyor. Doğru. Demek ki futbolda da her branşta da bu yatırımı yaptığın zaman gençlere olur arkadaşım. Varsa yetenekli gençlerin yaparsın. Var dolu abi. Bak bu Gökdeniz dedi ki ben Beşiktaş'a gitmeyeyim, Antalya'ya gideyim, orada oynama garantim var dedi. Oynuyor işte adam. Beşiktaş'a yıkan golü de attı bu arada. Tabii kaynıyor. Yani zaten kaynıyor Türkiye'de genç futbolcu. Erman Hocam siz ne diyorsunuz Max Kruse'ye? Ben hayatımda kumar oynamadım. Ama Las Vegas'a gittim. Çin'de Macao'ya gittim. Kaldım, gezdim, tozdum. 10 dolar atmadım. Ama şeyi, Kroos'u gördüm. Şeyde, Macao'da gördüm, kumar oynuyordu. Bayağı kazanmış, 4,5 kağıt götürdü. Profesyonel poker oyuncusu zaten hocam. Tabii. Kumar oynamış, götürdü. Kumar, ya hocam, kumarı bilmiyorum ama kumar bilerek oynanır. Yani kumarı bilmeden oynarsan konuşmayacaksın. Hele böyle durumda, bu duruma düşmek çok kötü bir olay. Çünkü ben Fenerbahçe'nin çok sağlam yere bastığını düşünüyordum. Ben de başkan konuşunca onlar çürük tahtaya basmışlar. Kaldı ki Fenerbahçe'nin daha güçlü avukatlar olurdu. Orada da gollerini atıyor. Sizde durum böyleydi diyor. Ya adam Almanya'da harikalar yaratıyor ya. Union Berlin'de. Harikalar. Şu anda sakat ama oyuncu demek döneminde ki, çok demek başarılı. Fenerbahçe'de sakatlık varmış. Oynamama durumunda Kroos'un. Oynatamamış Fenerbahçe Kroos'u. Hocam Galatasaray'da da bunlar oldu. Oynamadan futbolcular Florya'da oturarak para aldılar. Beşiktaş'ta da biliyorsun hocalar gitti, para aldı. Öyle değil mi? E zaten yani, bunlar futbolu, sözleşmeyi yaparken Türk futbolu yöneticiler, ondan bu duruma gelmedi mi? Ya neden böyle oluyor? Del Bosque mesela Fener'i de Galatasaray'ı da Beşiktaş'ı da birbirinizin gözlerini oymak için Fener, Galatasaray, Beşiktaş Türk futbolunu bu hale sokmadılar mı? Ama masa başında konuşuyorlardı. O hakem gelsin, bu hakem gitsin. Bak ne hale geldi iş. Hakemler biraz daha düdük çalsalar düzgün daha iyi olacağız da. Allah'tan Ziraat Bankası var. O da olmasa ne olacaktı? He? 5 seneden 10 seneye çıkarttılar. Bankalar Birliği. Bankalar Birliği? Ne olacaktı abi? Devlet devlet dediler. Devlet yardım etti. Ellerinden tuttu. Ama bakıyorum. Bak devlet yardım etti. Ellerinden tuttu da Levent. Bir sabah kalktığımızda Fener, Galatasaray, Beşiktaş'ın satışa çıktığı haberi gelebilir.
Bunu 10 sene evvel söylüyordum, 8 sene evvel. Hocam kulüpler, dernekler kanununca yönetilemez. Hocam ben her zaman söylüyorum. Kusura bakmasınlar. Tamam, eskiden böyle böyleydi ama derneklerin ciddi ortakları lazım hocam kulüpleri. Bak bugün eğer İngiltere futbolun beşiği buna geçmişse, Chelsea'nin sahibi Abramovich'se, Manchester United'ın sahibi Amerikalılarsa veya Manchester'ın sahibi birileriyse, baktığımız zaman bunlar büyük kulüpler, Arsenal'in sahipleri falan. Hocam bundan kaçınmayacaksınız. Bugün mesela Ali Koç, tamam, büyük dev bir holding, kim veliahtı. Mesela verip Fenerbahçe satın alabilir. Bunu yanlış bir şey değil. Galatasaray'da böyle biri varsa buna izin verecekler. Zamanında Abramovich geldi bu işe. 2006 yılında geldi hocam. Ben şahitim bu işe. Süreç onu gösterir. Beşiktaş'ta da ilgili varsa var, yönetemiyorlarsa şu o anda, zaman şu anda gidişat zaten alsınlar o. Hocam. Yokuş aşağı gidiyor. Evet abi, ben bu sana katılıyorum. Futbol seçimi önemli demiştiniz. Hatayspor'da bu Benza geçen hafta 4 gol attı. Bu hafta 2 gol attı. Gol kralı. Geçen sezon Portekiz 2. liginde gol atamamış hocam oyuncu. Hatayspor transfer etti. Ama 2 haftada sırf aldı. Ligimiz müthiş ya. Dünya Ligi var ya bizde. Hani dünya derbisi falan diyoruz falan. Hiç seyreden yok. Ya Türkiye'de insanlar seyretmiyor ya. Benim arkadaşlarım var, seyretmiyoruz diyorlar. Derbi. Ya bugün ben şimdi abi Galatasaray Antalya maçını seyrediyorum. O Antalya takımı nasıl bir şey abi? Nasıl bir futbol ya? Ya çekin biraz oynayın abi. Bir de biz buna yazı yazıyoruz hocam. Ben şimdi Antalya'nın maçına gider miyim abi? Antalya maç olsa ben seyretmem abi. Hocam izninizle söyleyeyim, iki kere estediniz ilk yarıda, canınız sıkıldı. Estedim ya, biliyorum. Çık oyna kardeşim, kaybet. Vallahi ne var Erman bunda ya? Erman Hoca'nın iyi işi yani, estemiş. Başkası var ya gidip evet, yatar yani. Mecbur bu maçı seyretmez. Ya. Ya, mecbur seyrediyorum. İşim olmasa seyretmem tabii ya. Yazık günah millete verdiği paraya. Onu söyledim ya hocam sana. Anladın milletten mı? Milletten dalga geçmeyin. Marka ya değerinden bahsediyorsan bana 70'i 30 değil yani. Topa hakem olmak başka bir şey. Katılıyorum. Ama böyle bir şey olmaz ki hocam ya. 1-9-1 olur abi göre. Olur. Sen beraberliğe bu kadar para verirsen. Evet. Olur abi. Böyle bir para olabilir mi? Ya, beraberlikte korkunç Serdar, para ediyorlar bence, ya. Ya. Doğru söylüyorsun. O da katılıyorum. Verme para. Katılıyorum ama yani en önemli bana göre 6 tane 7 uzun vadeli bir anlaşması var. Ersun Yanal burada takım falan değil. Kendi tartışılacak şehirde. Antalya şimdi 6'dan sonra ciddi tartışıldı. Yerel basın oku, Antalya'da çok ciddi tartışıldı. Nasıl böyle yanlış işte bir transfere yapıldı, mukavele imzalandı, uzun vadeli ciddi rakamlar verildi diye. Şimdi ister istemez burada az önce de söyledim, ilkel bir futbol oynattı. Yani berabere kalsın takım. Bu takımdan daha çok Ersun Yanal, anladın mı, kendi 0-0'la dönsün. Sonuçta dediğim gibi yani cumartesi maçlar sabah 13.30'da başlamadan önce bugün 13.29'da Galatasaray liderdi. Vallahi bu maçlar, bu tip maçları ben yıllar önce seyrederdim. Bizim milli takım giderdi abi. Hatırlıyorum bir İtalya milli maçı. Ya yine de 30 puanla zaten Alanya Spor'la aynı. Yemin ediyorum ya. Kaleci Zoff'tu. Ya büyük ihtimalle hastaneye kaldırıldı Zoff zatürreden. Büyük ihtimalle. Hocam 0-0 ya, maçı biliyorum. Zoff'u görmedim ya. Kaleci Sabridino rahmetli. Ve berabere kaldık herhalde. 0-0 hocam. 0-0. Didi'den almışlar taktiği. Anlatıyordular. 30 metre geçmemişler hocam. Direkler Sabridino'ydu. Allah rahmet eylesin. Neler çıkarmış hocam. Bir maç öyle oynasın. Burada evet. Anastasi geldi. Bir attı, 1-0 yendi İtalya. Bizi gitti. Oyunlu masalolu kadrolar falan. Ama Yunanistan'da bu futbolla Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon. Evet doğru, oldu. 2004'te verdik hocam. Bir de ne? Erman Hoca önce söylüyor. Yani işin tuhafı Galatasaray diyorsun, hani iyi oynadı, daha üretken olmalı. Antalya ilkel futbol oynadı. Yani sonuçta ne oluyor? Galatasaray düşmanı oluyorsun ya. Biz şimdi futbol diyor ki, geriliyor Erman Hoca. Çok haklı. Düşün, alıcısı yok bu ligin. Derbilerin alıcısı yok. Yani kendi ligimizde, kendi lokasyonumuzda bir lig bu. Yani düşün burada arkadaşlar, bile burada bile alıcısı yok yani. Hala da onun bunun düşmanını aramaktan. Devlet kuruluşları. Sponsorlara bak. Hep devlet kuruluşu. Şu anda ligin isim sponsoru. Hocam çoğu sponsor çekildi devlet zaten. Devlet sahip çıkın da nereye kadar abi? Kulüplerin işini boşalttınız. Hepsi için söylemiyorum ama bazı şanslar için. Bizim alemde herkes biliyor kimlerin boşalttığını. Hiçbirisi yoklar şu anda. Hepsi kayboldular. Arazi oldular. Mangırları götürdüler. He? Kim kimden hesap soruyor abi? Abi hırsızlığa göz yumarsan sen de hırsızsın. Demek ki korkuyorsun. Abi bir de hırsızlara bir şey göz yumarsanız siz de hırsızsınız. Demek ki korkuyorsunuz. Hocam ben söyleyeyim, seyirci olsaydı bu futbollar oynanmaz hocam. Bak seyirci ciddi baskı yaratır. Çok fazla iş yapar. Seyircisi ortamda herkes at koşturuyor. Bu da bir handikap. Böyle bir şey oynanmaz hocam. Seninki oynuyorsan kötü oyun diyor mesela oyun olarak. Seyirci seni de yiyorlar. Senin oyuncunu da yiyorlar.
Hocam ulaştınız. Seyirci olup da seyirci itecekse bu futbolcu o zaman nasıl itilecek abi? Seyirci mi itiyor? İtecek hocam. Seyirci hakemin üstüne yüklenirse hayır, yapıyor. Hayır hocam, futbolcuya da yükleniyor. Hocam, hocam çıkarken İngiltere ligini seyrediyorsun, Almanya'yı, işte İspanya vesaire, İtalya'yı seyrediyorsun. Seyircisiz de şimdi farklı oyunlar oynanıyor demek ki. Levent abinin de orada söylediği doğru. Türkiye'de oyuncuyu mutlaka Bayern Münih'i doğru seyrediyorum. Seyircinin orada itmesi seyirci gerekiyor. Yok. Bayern Münih'in futbolunda yani, hiçbir değişiklik yok. Hocam yani. Liverpool'un var mı? O da Manchester yok. Manchester City'nin var mı? Ben İngiltere'den maç seyrediyorum. Seyircisi tıkır tıkır oynuyorlar abi. Hocam Avrupa ile bizim kültürümüz farklı ya. Biz biraz onlar daha duygusalız. Bak burada, burada bağlayayım yerine burada geçmek işler, istiyorum. Burada çünkü bu işler çok kısa bir şey söyleyeyim. Burada bu peki işler taraftarla çözülüyor. Taraftar gelecek bu Galatasaray için değil bütün takımlar için. Haftalık parasından çalışacak edecek hocam, biriktirecek. Onunla gelecek metrobüste bir şeyler yiyecek edecek. Hem kombin alacak veya o anlık maaşlık bilet alacak. Bağıracak edecek. Milyon teknik dolar alan oyuncuları amigolara para motive verecek edecek hocam. Yöneticiler amigolara hocam para verecek. Bir şey söyleyeyim Cüneyt. Şu Emre Kılıç'ın açıklamasını bir dakika ekrana getirir misin? Rica etsem verebilir mi yönetmenimiz? Yönetmenimiz Hüseyin Erdoğan'dan Hüseyin'den rica edelim. Emre rica Kılıç edelim bu akşam Emre kırmızı kart gördü. Emre Kılıç'ın açıklamasını verebilir misiniz? Bir şey çekeceğim ve kırmızı ben kartla hocam, ilgili bir açıklama hani yapmıştı. Bir dakika. Buyurun ekranda. Galatasaray taraftarından özür dilerim diyor ya. Evet. Ben böyle bir açıklamayı Avrupa'daki futbolcudan görmedim. Çünkü Galatasaray taraftarı tepki almadı, sosyal medyada yıkılmadı, niye atıldım bıraktı falan. Hocam ne alakası, çıkarsın mı alttan dolayı tamam, çok üzgünüm, bitti. Levent abi. Orada biter. Ondan sonraki çözümler... Ondan sonra çözümler başka hocam. Levent abi taraftarından şimdi genç bir oyuncu yeni gelmiş, beklenti çok. Bence taraftarına özür dilemek de çok yeni güzel bir erdemlik yapmış. Bak. Yani bu taraftarına aidiyet ama Avrupa'da da sen bunu Avrupa'daki hiçbir hocam oyuncuda görmem bunu Avrupa'da hocam. Ders bu ayrı hocam bir şey. Görmem. Ya da çok doğru bir şey yapmış. Evet. Taraftarı Galatasaray taraftarı da güçlü bir taraftar. Ben ultrasını da kontrol etti. Çok başarılı şimdi, güçlü bir taraftar. Taraftar demişken taraftarına o zaman da orada onun söylemesi gayet hocam, doğal yani. Trabzon, Beşiktaş, olsun, Karagümrük, Kayserispor taraftarlarına da saygı duyalım. Onları da ihmal etmeyelim. O zaman yarınki maçları konuşarak ortalayalım. Taraftar sahada yok ama Levent abi ruhen hepsi içinde Galatasaraylı tamam oyuncular istediyorlar. Şimdi bakma fırsatım olmadı ama Serdar Sarı'da 6. haftaydı galiba. Beşiktaş 12. sıradaydı. Yarın kazanırsa.